وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر عليم إنما أمره إذا 6 Şubat depreminde Adana'da yıkılan Alper Gün apartmanından kurtulan tek sağ kişiydi Dürdane teyze, ama kurtulduğuna sevinemiyor. Çünkü o da ailesini kaybetti bu depremde ve bugün bayramda kabri başında anıyor ailesini. Onun tek bir isteği var artık, sorumluların cezasını çekmesi. O anda deprem tabii uyanıktım ben. Hissettim. Küçük oğlumla beraber aynı odada yatıyorduk. Yani çok felaketti. Anlatılmaz ki o. Anlatılacak gibi değil. Öyle yani 99 depremini de yaşadık. Bu farklı bir şeydi. Çok beterdi yani. Onun başıma bir şey düştü, onun sonrasını hatırlamıyorum. Yani 2-3 saniyede. Beni he öyleymiş, karşı apartmana atmış beni. Tabii ben bilmiyorum. Ben de sandım bir aşağıya düştük. Yani deprem oldu ama bir aşağıya düştük sandım. Öyle değilmiş. Sonradan her şeyi öğrendim tabii. 4 çocuğumu kaybettim. Aile bitti. Ocak söndü. 30 saniye yok oldu. 30 saniyeydik biz o apartmanda. Hiç kimse kalmadı. Hamile kadın sabah doğuma gidecek. O gitti. Çocukları, herkes, herkes. 30 saniyeden hiç kimse yok. Depremden önce çocuklar sabah işe gideceğiz diye herkes banyosunu yaptı. İşe giderken şey yapacaklarını hazırladılar herkes. Çantasını torunum hazırladı üniversite o birinci sınıfta. Şöyle hazırlık öyleydi, bilmiyorduk. Herkes saat 11 gibi falan herkes yattı yani sabah işe gideceğiz diye. Ne sevineceğim, keşke ben gideydim de onlar kalaydı, benim için onlar geleydi başıma. Ne sevineceksin oğlum, sevinecek durum var mı? Yaşar, her aldığım nefes aram benim için. Ama Allah'tan geldi diye sesimi çıkaramıyorum. Ben müteahhite orada ikinci mahkemede gittim. Ben 30 kere ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Artı belediyeden kim izin verdiyse oraya. Yetkili kimse orada apartmanda oturulur iznini kim verdiyse hepsinin ceza almasını istiyorum. Ünvanlarının alınmasını istiyorum. Maaşlarının kesilmesini istiyorum. Yani idam deseler ben idamı kabul etmem. O da orada karanlıkta hücrede çeksin. İhmal yok mu hiç? Yok. Yaptığınız diğer binalar da hasarlı. Hiçbirinde yok. Vicdan azabı çekiyor musunuz? Çok. Vicdan azabı çekiyor musunuz? Çok. Yaptığınız diğer binalar da sürekli hasarlı. Hasar falan yok zaten. Yıkılmayan binalar da var ama. Hiç ihmaliniz yok mu Hasan Bey?